Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Tevbe suresi 111. ayette Allahu Teala buyuruyor ki muhakkak ki Allah, Allah yolunda savaşan, böylece öldüren ve öldürülen müminlerden onlara verilecek cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Abiler, ablalar, amcalar. Ben Musab, 14 yaşındayım. Tıpkı Gazze'de şehit edilen 14 yaşındaki kardeşlerim gibi. Ben Musab, öğrenciyim. Tıpkı Gazze'de şehit edilen binlerce öğrenci gibi. Ben Musab, bir babanın oğluyum. Tıpkı Gazze'de şehit edilen binlerce babanın gözünün nuru evlatları gibi. Ama onların hiçbiri akşam olunca evlerine dönemeyecekler. Ama onların hiçbiri okul dönüşünde kardeşlerini göremeyecekler. Ama onların hiçbiri sarılamayacaklar bir daha annelerine. Çocuklar annesiz, anneler çocuksuz kalıyor Gazze'de ey Müslümanlar. Gazze denilen bir avuç toprakta ümmetin onurunu, şerefini, izzetini kurtarmak için bir avuç yetim dişiyle, tırnağı ile o toprağı tutmaya çalışıyor. Haberiniz var mı? Gazze... Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Gazze denilen bir avuç toprakta titreyen yetimler var. Haberiniz var mı? Gazze denilen bir avuç toprakta çocuklara füzelerle, tanklarla nişan alınıp öldürülüyorlar. Haberiniz var mı? Gazze denilen ufacık bir şehirde binlerce çocuk anne babasının kucağında öldü. Haberiniz var mı? Binlerce çocuk. Binlerce çocuk. Bir değil, beş değil. Binlerce çocuk öldü anne ve babalarıyla, anne ve babalarıyla birlikte. Haberiniz var mı? 20 Kasım çocuk hakları günüymüş. Öyle mi? 20 Kasım Gazze'deki çocukların ölüm tarihi oldu. Haberiniz var mı? Ümmetin izzeti için savaşan İzzettin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde son açıklamasında ne dedi biliyor musunuz? Ey İslam ümmetinin kahraman neferleri! Ey bu dünyanın vicdanlı, onurlu, özgür insanları! İnsanlığın başına bela olan Siyonizm virüsünü yok etmek için bu direnişi sahiplenmek ve desteklemek hepinizin boynuna yüklenmiş bir sorumluluktur. Yani Ebu Ubeyde diyor ki hepiniz sorumlusunuz. Yani Ebu Ubeyde diyor ki hepiniz bir gün sessizliğinizden dolayı hesap vereceksiniz. Allah'ın aslanı Ebu Ubeyde! Allah'ın aslanı Ebu Ubeyde! Allah'ın aslanı Ebu Ubeyde! Allah'ın aslanı Ebu Ubeyde! Yani Ebu Ubeyde diyor ki Nisa ayeti 75. ayetteki gibi size ne oldu da Allah yolunda Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize tarafından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna savaşmıyorsunuz. Ayeti size hitap etmiyor gibi davranıyorsunuz. Filistinli çocuklar diyor ki uyanın ey Müslümanlar, ölüyoruz. Filistinli yetimler diyor ki biz ölüyoruz ey Müslümanlar, neredesiniz? Filistinli çocuklar aç ölüyor ey Müslümanlar. Filistinli çocuklar susuz ölüyor ey Müslümanlar. Küffar cesetlerimize basarak bizimle alay ediyor ey Müslümanlar. Şu meydanda gördüğünüz kıyafetler gibi kıyafetleri vardı Filistinli çocuklarında. Onlar da bu eşyaları kullanıyordu. Onların da oyuncakları vardı. Onlar da akşam olunca evlerine gidiyordu. Şimdi evleri yıkıldı. Aileleri katledildi. Yuvaları dağıldı. Bir çocuğun cesedi bile yok. Onlardan geriye sadece bu eşyalar gibi kanlı miraslar kaldı bizlere. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Evet, hak galip gelecek, batıl zail olacak.
Buna iman ediyoruz. Ama hakkın gelmesi ve batılın zahil olması için konforumuzu terk etmemizin vakti gelmedi mi? Ey Müslümanlar! Hamas bizim elimizden bu kadar geliyor dedi. Ya zafer ya şehadet diyerek elinden geleni yaptı. Peki televizyonun karşısında çayını yudumlayan ey Müslüman, sen elinden geleni yaptın mı? Abiler, amcalar, ablalar, teyzeler. Nehirde, denize, özgür Filistin. Nehirde, denize, özgür Filistin. Şimdi biz ekonomimizi mi düşüneceğiz, Gazze'yi mi? Şimdi biz konjonktürümüzü mü düşüneceğiz, Gazze'yi mi? Şimdi biz uluslararası ilişkiyi mi düşüneceğiz, yoksa Gazze'yi mi? Eğer cevabımız Gazze olmayacaksa hepimiz çok çetin olacak. Hesabımız çok çetin olacak. Eğer cevabımız Gazze olmayacaksa dağılıp gidelim arkadaşlar. Eğer cevabımız Gazze olmayacaksa biz bu Kur'an'ı boşuna okumuşuz. Eğer cevabımız Gazze olmayacaksa Allah'ın huzurunda ne hesap vereceğiz? Eğer cevabımız Gazze olmayacaksa mahşer günü ne Allah'ın huzurunda ne de Resulünün yanında yerimiz olur bilesiniz. Ümmetin uyuyanlarına, uyuyan liderlerine sesleniyorum. Fe eyne teshebun? Nereye bu gidiş? Bir gün bu savaş bitecek biliyorum. Bir gün hak gelip batıl zahil olacak biliyorum. Ama o gün biz zulmün karşısında sessiz kalmış olanlardan olmayalım. Abilerim, ablalarım, teyzelerim, amcalarım. Yaşasın cehennem! Zalimler iyi için yaşasın cehennem! Zalimler iyi için yaşasın cehennem! Bu devlet aslanı Ebu Ubeyde! Aslanı Ebu Ubeyde! Allah'ın aslanı Ebu Ubeyde! Allah'ın aslanı Ebu Ubeyde! La ilahe illallah, İsrail lanetullah. La ilahe illallah, İsrail lanetullah. La ilahe illallah, İsrail lanetullah. Atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena ighfir lana ve li validina ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين. اللهم انصر من نصر الدين آمين. اللهم اخذل من خذل المسلمين آمين. يا ربي yeri geldiğinde senin uğrunda cihad edebilen kullarından olabilmeyi sen bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla. Amin. Ya Rabbi evlatlarımızı, kızlarımızı, bütün çoluk çocuğumuzu, zürriyetimizi aynı Ebu Ubeyde gibi eyle ya Rabbi. Amin. La ilahe illallah. 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 Zalimler iyi için yaşasın cehennem. Zalimler iyi için yaşasın cehennem. Katil İsrail, katil İsrail, katil İsrail, katil İsrail. Ankara'dan Hamas'a direnişe bin selam. Ankara'dan Hamas'a direnişe bin selam. Ankara'dan Hamas'a direnişe bin selam. Ve cehenneme sürüleceksiniz.